Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz ve öğrencilerimiz. Bir Saffatü Tefasir dersine daha hoş geldiniz. Arapça görselden Saffatü Tefasir derslerini okumaya devam ediyoruz. Nisa suresinden bugün ayet 38, 39 ve 40, 40. ayette dahil olmak üzere okumamızı yapacağız. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ öyle kimseler ki يُنْفِقُونَ harcıyorlar emvalehum mallarını ria ennasi insanlara riya olsun diye gösteriş olsun diye riya gösteriş Türkçe'de yerleşmiş bir kelime ennas insanlara gösteriş yapmak için mallarını harcayanlar. Ey yani yunfikûneha, yunfikûne harcıyorlar. Ha, o mallarını ne için? Lil fihari, övünmek için. Ve şöhreti, ve şöhret bulmak için. İnsanlar arasında ne kadar çok harcıyor, denilsin diye mallarını harcıyor. La İbtigâe vechillâhi. İbtigâe vechillâhi Allah'ın rızasını umarak değil, la olmaksızın. Allah'ın rızasını gözetmeksizin demek burada. Ve la yu'minûne fe bu kişiler inanmazlar. Allah-u Teala bu ayet-i kerimelerde sevmediği kimselerin sıfatlarını sayıyor. Kendilerine gazap ettiği kişilerin sıfatlarını sayıyor. Ve bu kişiler iman etmezler. Billahi Allah-u Teala'ya ve la bil yevmil ahiri ve ahiret gününe de iman etmezler, inanmazlar. Ey yani ve la وَلَا يُؤْمِنُونَ iman etmezler. الْاِيمَانَ الصَّح۪يحَ gerçek bir imanla billahi Allah'a gerçek bir imanla iman etmezler. لَا يُؤْمِنُونَ الْاِيمَانَ الصَّح۪يحَ billahi. وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ve ahiret gününe gerçek bir inançla inanmazlar. وَالْاَيَةِ bu ayet-i kerime fil münafıkîne münafıklar hakkındadır. Diliyle iman ediyorum fakat dilimle iman ediyorum deyip fakat kalbiyle iman etmeyen kişiler hakkındadır bu ayet-i kerime. Ve men her kim yekun olursa eşşeytane şeytan lehu kendisine karinen arkadaş yakın fesâ'e karine. O şeytan ne kötü bir arkadaştır. Fesâ'e karine. O şeytan ne kötü bir arkadaştır. Yani toparlayalım şurayı. Kim ki şeytan kendisinin yakınıdır, o şeytan ne kötü bir yakındır, ne kötü bir arkadaştır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ayet-i kerimenin ifadesi. Buraya kadar. Ey yani men her kim kâne eşşeytanu şeytan olur ise sahiben lehu kendisine arkadaş. Şeytan kendisine arkadaş olursa ve halilen ve dost olursa ya'melu amel ediyor bi emrihi onun
emretmiş olduğu şeyleri yapıyor, o kişi fesâe ne kötüdür. Hâdel karînu bu arkadaş ve sahibu bu kendisine yakın olan kişi ve sahibu ve arkadaş olarak bu kişi ne kötü bir kimsedir. Evet, şeytandan insana dost olmaz buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ Onlara ne olurdu? Lev şayet amenu iman etselerdi billahi Allahu Teala'ya ve yevmil ahiri ve ahiret gününe onlar iman etmiş olsalardı ve enfaku ve harcasalardı mimma öyle bir şeyden ki razaka rızık olarak verdi hüm onlara Allahu Teala. Allahu Teala'nın kendisine rızık olarak vermiş olduğu şeylerden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah rızası için harcasalardı. Burada Allah Teala onlara bir soru sordu. Fakat burada maksat soru sorup cevap almak değildi. El istifhamu amaç neydi burada? El istifhamu burada istifham yani soru. Lil inkari inkar içindir. Ve tevbihi ve azarlamak içindir. Allah burada soru sormuyor asıl olarak. İnkarinin asıl manası soru sormak değildir. Orada karşı tarafa azarlama olur. Neden böyle yapıyorsunuz? Yapmayın manasında. Yani mâdâ yadîruhum onlara ne zarar verirdi? Ve eyyü tebiatin hangi sorumluluk olurdu? Ve vebalin ve hangi ve vebalin aleyhim eyyü tebiatin ve vebalin aleyhim onlara hangi vebal, hangi sorumluluk olurdu? Fil imani inanmaları hususunda billahi Allah-u Teala'ya vel infaki ve harcamaları hususunda fi sebilihi Allah yolunda. Yani onlar Allah'a inansalardı ve mallarını Allah rızası için Allah yolunda harcasalardı onlar ne zarar ederdi, onlara ne sorumluluk olurdu diye Allah-u Teala azarlarcasına soruyor. Kâle'z-Zemahşerî, İmam Zemahşerî şöyle dedi. Ve hâzâ bu burada sorulan sorunun durumu kema şunun gibidir. Yukalu şöyle denilir. Kema yukalu şöyle denilmesi gibidir. Lil müntakimi intikam alan birisi için. Birinden intikam almış. Ona şöyle denilir. Ma darrake sana ne zarar verirdi? Ma darra. Ma burada istifham için olan ma. Soru edatı olan ma. Ne darra zarar verirdi? Ke sana. Sana ne zarar verirdi? Lev afevte, şayet intikam almasaydın ve affetseydin, ne zarar ederdin gibi sorulmasına benziyor. İstifhami inkari bunun gibidir diye İmam Zemahşeri böyle bir açıklama getiriyor buraya.
Velil aqi ve isyan eden kişi için nankörlük eden kişiye şöyle söylenilmesi gibidir. Allah'a karşı nankörlük yapana ya da kendisine karşı nankörlük yapan birine kişi şöyle der. Ma kâne yarze'uke. Ma kâne yarze'uke sana ne zarar verirdi? Ya da sen ne kaybederdin? Sen ne kaybederdin? Lev şayet künte bağıran iyilik yapan biri olsaydın. Yani nimet sana iyilik yapan karşıya sen de iyilik yapsaydın ne zarar ederdin? Yani keşke iyiliğe iyilikle karşılık verseydin gibi karşı tarafın azarlamasına benziyor. Allah-u Teala'nın وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهِ ayet-i kerimesine böyle güncel cümlelerle açıklamaya çalıştı İmam Zemahşeri. Ve huve bu şekilde soru zemmun zemetmektir ve tevbihun kötülemektir. Zemmun kötülemektir ve tevbihun azarlamaktır. Ve techilun karşı tarafın cahil olduğunu, bilmediğini bildirmektir, ifade etmektir. Neyi bilmiyor? Bir mekanil menfaati. Menfaatin olduğu yeri, kendi iyiliği olan yeri, şeyi bilmediğini karşı tarafa bildirmektir. Ve kâne Allahu bihim alime. Ve kâne Allahu Teala bihim onları alimen bilendir. Allah onları bilendir. Burada Allah Teala ne ifade etti? Vaidun bu hitap tehdittir lehum onlara bil ikabi azap edeceğine dair tehdittir. Azap etmekle cezalandırmakla tehdittir. Ve idun lehum bil ikab. Ey yani seyucazi cezalandıracak. Yakında cezalandıracak Allah-u Teala. Hüm onları ne sebebiyle? Bima öyle bir şey sebebiyle ki amilu onlar işlediler. Allah-u Teala onların işlemiş oldukları şeyler sebebiyle onları cezalandıracaktır. Ve kânallâhu bihim alime ayetinin tefsiri. Allah onları bilendir, yaptıklarından haberdar olandır ve yapmış oldukları şeyler sebebiyle onları cezalandıracaktır manası burada çıkıyor. Devam ediyoruz. İnna Allah'a muhakkak ki Allah-u Teala la yazlimu zulmetmez miskale zerratin zerre miktarınca Allah azap zulüm etmez. Yani la yabhasu la yabhasu eksiltmez ahadan hiç kimseyi min amelihi amelinden şeyen hiçbir şeyi Allah eksik etmez. Hiç kimsenin amelini eksik etmez. Velev kâne şayet olsa bile vezne zerratin miskale zerratin, miskale vezne. İkisi aynı manada. Vezne zerratin, zerre miktarınca olsa bile Allah kimsenin yapmış olduğu şeyleri
eksiltmez, eksik bırakmaz. Ve hiye o zerre nedir? El hebaetu toz parçasıdır. Gözde bile görülemeyen toz parçasıdır. Allah o miktarda bir şeyi bile karşılıksız bırakmaz. Ve zelike bu ala şu ala sebil-i temsili temsil yolu üzeredir. Allahu Teala temsili bir örnek veriyor. Tembihen ne için bunu yapıyor Allahu Teala? Tembihen dikkat çekmek için bil kalili azla. Yani ne kadar amellerin karşılığını verme hususunda ne kadar Allahu Teala'nın dikkatli olduğunu ve zulmetmeyeceğini ifade etmek için fil kalili azlığa uyar dikkat çekmek için alel kesiri bil kalili alel kesiri. Şunun manası kıymetli izleyiciler. Az ile çok üzere dikkat çekmek ne demek? Yani Allahu Teala bir zerre miktarınca bile bir şeyi karşılıksız bırakmaz ki eğer çok amel yaparsanız gözde görülecek kadar ameller işlerseniz Allah onu asla karşılıksız bırakmaz şeklinde dikkat çekmek için Allahu Teala burada böyle ifade etti. İnna Allaha la yazlimu miskale zerre. Allah zerre miktarınca kimseye zulmetmez. Ve in tekuh eğer olur ise haseneten iyilik olursa kişinin yapmış olduğu şey iyilik olursa yudaif onu katlar katlar ha o yapmış olduğu iyiliği karşılığını kat kat verir. İn işaretiye kıymetli izleyicilerimiz burada iki fiil muzari cezmeden fiili iki fiil muzari cezmeden şart edatı cazimelerden bir tanesi. Yani ve inkânet eğer olur ise tilke zerratu bu zerre haseneten iyilik olur ise yünemmi arttırır ha o zerreyi. Yani ona fazlasıyla karşılık verir. Buradaki in işaretiye inkânet tilke zerratu haseneten şart cümlesi kıymetli izleyicilerimiz. Dil bilgisine de kısaca değiniyoruz. Yünemmi meczum fiili muzari cezmedilmiş in tarafından. Cezmedilen ikinci fiil muzari ceza cümlesi. Cezmetme alameti hangisi? Yünemmi cezim alameti olarak sonundaki nun düşmüştür. Buranın aslı yünemmi iken cezm alameti olarak burada Y harfi düşmüştür. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve yecal yine cezaya atıf yünemmi ve yecal. Ve yecal ha ve o iyiliğin kılar. O zerre miktarınca olan iyiliği kılar. Ed'afen kat kat kesi yaratan çok. Onun karşılığını kat kat Allahu Teala verir. Ve yec'alha ed'afen kesi yaratan. Daha ve yu'ti verir. Yine cezm alameti olarak yu'ti'deki ye düşmüş ve yu'ti iken cezm alameti olarak ye düşmüştür burada. Verir. Min ledunhu kendi katından ecran azimen büyük karşılık verir. Eyyani ve yu'ti verir. Min indihi katından tefaddülen fazlalık olarak fazlasıyla verir. Ve ziyadeten arttırarak ala sevabil ameli işlenen işin sevabına karşılık olarak
azimen büyük bir ecir verir, karşılık verir. O da nedir? Ve huve o da el cennetu cennettir. Cennet nimetleridir. Kıymetli izleyicilerimiz, bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız kıymetli izleyicilerimiz, Ali Akçalı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızla alakalı da dil bilgisi ve güncel Arapça ile ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsanız kıymetli izleyicilerimiz, açıklamalar kısmında kanalımızda neler bulunduğuna dair kanal tanıtım videomuz var. Ve onun alt kısmında da kanalımızda bulunan programlar madde halinde yazılmış durumda. Eğer dilerseniz oradan gereken bilgileri alabilirsiniz. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.